Hayvanlarınızı doğru beslemenin anahtarı Integro Gıda'nın sunduğu Etten Süt'e başlıyor. Etten Süt'e programıyla tekrardan karşınızdayız. Balıkesir'in Gönen'in Çınarlı Köyü'ndeyiz. Burası bir Çerkez Köyü. Gönen'in 15 tane Çerkez Köyü var. Onundan birindeyiz. Yanımızda benim bir dostum var. Canbek. Aslında Canbek. Çerkez ismi olarak baktığınızda Canbek diye geçer ismi. Burası Canbek'i ben uzun yıllardır tanıyorum. Burası onun kendi işletmesi. Burası kendi imkanlarıyla yaptığı bir işletme. Küçük bir işletme ama bence olması gereken küçük aile işletmesinin yapılması gereken minimum maliyetli güzel işletmelerden biri. Canbek şöyle bir şey yapıyor. Çevre köylerden, işte ilçelerden topladığı hayvanları 3-4 aylıkken alıyor. Genellikle de iyi ırklarla çalışır. Biraz büyütüyor. Ondan sonra da bunları satışını gerçekleştiriyor. Detaylarını Canbek'ten alacağız zaten. Kardeşim öncelikle hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Siz de Gönen'e ve köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Misafirperverin içinde teşekkür ederim. Rica ederim. Kaç sene oldu Canbek biz tanışalı? Herhalde bir 2013'te tanıştık. 2013 evet. Doğru. Yani bir 5 sene olmuş. Olmuş. Nasılsın, iyisin inşallah? İyiyim abicim. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Yerine gelmek bugüne nasip bir Canbek. Evet. Sen biz Ankara'da misafirimiz olmuştun. Biz buraya geldiğimizde de sürekli zaten görüşüyoruz ama işletmeye gelmek kısmet olmamıştı. İşletmeden biraz bahseder miyiz? Ne zaman kurdun burayı? Burasını 2015'te kurdum. Hı-hı. Yavaş yavaş. Önce bu gördüğünüz damı yaptık. 30 başlık. Ondan sonra ön tarafını yaptık. Bu betonu döktük çitlerine. Ondan sonra dün itibariyle koyunların yerini bitirdik. Yan hemen arkamızda evet. Gördüğüm çadır kısmı da orada da koyunlar. Onu da ağaçtan yaptık maliyeti düşürmek için. Çok para verip çok lüks mekan yapmaktansa az para verip böyle normal bir mekan yapalım. Yerine 10 tane daha fazla hayvan koyalım. Bizim de derdimiz o. İşletmemiz biraz daha nasıl diyeyim yani maliyeti düşük olsun. Evet, maliyet düşük olsun ama içinde hayvan çok olsun. Bizim için o önemli bence olan. Gayet kullanışlı yapmışsın. Yani içeriye de baktım. Burası da gezinme alanında bırakmışsın. Betonundan tut da çitlerine kadar her şeyini kendin yapmışsın. Evet evet kadarını. Gayet de güzel oldu. Herkes beğeniyor. Bence de yani çok hoş bir işletme olmuş şey olmuş. Hem içerisinde havalar mesela aldığın genellikle 3-4 aylıkken alıyorsun galiba değil mi? İşte 4 aylık 5 aylık öyle. Sütten kesilmiş. Ne kadar bakıyorsun bunlara? 2 ay 3 ay. Böyle iyice canlandığı zaman artık biz de bakıyoruz satıyoruz. Mesela aldın getirdin. Nasıl bir besleme yapıyorsun? Şimdi aldığımız, getirdiğimiz zaman başından anlatayım o zaman. Başından başla. İndirdiğimiz zaman önce hayvanlar ot yiyorlar. Ot yedikten, otlarını bol bol yedikten sonra ciğer iğnelerine vuruyoruz. Hayvanlar yoldan gelen hayvana iğne yapılması gerekiyor. Ondan sonra tekrar ot. Bakıyoruz saatte 2 saat geçtikten sonra hayvanların suyunu veriyoruz. Suyu içtiğim için giderek hasta yapıyor. Ondan sonra tekrar ot. 3 gün boyunca sürekli ot, yulaf, böyle saman gibi şeyler. Üç biraz gün sonra, kaba yeme abi. Evet, 3 gün sonra yavaş yavaş buzağı büyütme yeme. Yavaş yavaş alıştırıyoruz. Hayvan başına mesela 200 gram gelecek gibi. Ağır bir rasyon yapmıyorsun. Yok. İşte yavaş yavaş gün geçtikçe her gün 100 gram 100 gram biz bunu tartıyla veriyoruz zaten. Ona göre hayvanlar da yiyor zaten. Ondan sonra vitamin iğneleri birkaç gün sonra. 10 gün sonra parazit iğneleri. Böyle hayvanlar kendi kendine gelişip gidiyorlar. Yer havadar, yer iyi, atları tertemiz, hep talaşımız tertemiz. Öyle oluyorlar. Aşağıda damlarda kesilecek danalarımız var. Ayrıyeten başka bir işletmen evet, daha var. Evin önünde damlar da var. Orada ne kaç hayvan bakabiliyorsun? Orada 10 tane işte kesilecek danamız var. Kurbana mı endeksli onlar? Yok, bıçaklık onlar. Alıyorsun, onlar, yetiştiriyorsun. İlla şimdi, kurbanı satma gibi derdin yok, yok yani. Onlar şimdi koyduk mesela onları 6 aylıktı. Şimdi 9-10 aylık oldular. Hı hı. Etlendiler. Kısmet olursa 3 ay 4 ay sonra da onlar kesilecek kıvama gelecekler artık. Kestireceğiz gidecek. Peki o hayvanları bu aldığın hayvanların içinden mi seçiyorsun yoksa ekstradan? Yok yok bunların içinden böyle kafana yatanlardan. Kafama yatanlardan.
kalbim ya da sen geldin abi bu kalsın ben bunu almayayım dedin. Tamam onu ben kendime ayırıyorum. Ondan sonra sana gösteriyorum. Bak senin beğenmediğin hayvan ne hale gelmiş. Sonra birkaç gün sonra tabii gelen adam bir daha geliyor tabii bize. Biraz da kıyas yapıyorsun evet, galiba bak, sattığında. Bak ben bakarsam böyle ya. Oluyor. Sen bakarsan senin nasıl senin beğenmediğin hayvan bak abi nasıl olmuş. Gör. Genelde hep simental mi alıyorsun? Hep simental. Başka çalışmıyorsun. Yok. Peki bu kadar bulabiliyor musun yani? Şöyle sorayım daha doğrusu. Haftalık mı yapıyorsun bu ticareti? Aylık mı? Yani sürekli çeviriyor musun bu hayvanı? Ya ben dediğim gibi alıp bakıyorum. İşte bakıyoruz canları biraz büyüttükten sonra ondan sonra satıyoruz. Hmm. Ama tabii kolay bir araya gelmiyor. Tabii. Şimdi gidip 20-30 tane simenter böyle hayvanlar hakikaten birkaç tane örnek çıkardık size şimdi dışarı. İçeride daha hayvanlar da var. İşte herkes nasibinde. Topluyorsun, biraz geliştiriyorsun, evet. Satıyorsun. Arkada da burası herhalde bir 7 dönüm gibi bir yerdi. Evet. Arkada çok güzel de bir nara gibi bir şey bırakmışsın. Evet. Herhalde orada kış aylarında çıkartıyor musun oraya? Yok. Orası bahar aylarında önceden düvecilik yapıyordum ben. Hep düve salardım. Arkada düve yapıyordum diyordun Canberk. Düveyi niye bıraktın peki? Ya, düvecilik o kazandırmamaya başladı. Yani. 4 ay 5 ay bakıyorsun. Ondan sonra böyle talep azaldı. Zaten domuzluk işi bakan kalmadı. Siz de görüyorsunuz. Herkes ineğini kestiriyor, süt para yapmıyor, yem çok pahalandı, maliyetler pahalı. İnsanlar almıyorlar. Ondan sonra dedim böyle bir şey deneyelim. Bunun yanında işte birkaç tane koyun aldım. Koyunlar amcamın sürüye koydum. Ondan sonra dedim kendi yerimi artık yapayım da yavaş yavaş. Hem biraz koyunları çoğaltırız. Burada koyunlar ürerler, giderler. Yarın öbür gün karşımıza onlar da bizim çıkarlar. Bir sermaye, bir sermaye olur. İnşallah. İnşallah. Daha yaşımız da genç. Çalışacağız. Allah uzun ömür versin. Aynen öyle. Amin. Ama güzel yerini çok beğendim. Yani ağaçlık havası güzel. Hava olarak çok güzel. Yani hayvanlar mükemmel oluşuyor yani burada. Hayvan gidişatını gözle görebiliyorsunuz hayvan değiştiğini. Yani tamamen açık. Havadan. Tamamen açık bir yer olsa bile herhalde yılın 12 ay boyunca sıkıntı yaşamazsın. Yok yok. Kesinlikle yaşamazsın. Köyde peki hayvancılık yaygın mı sizin bu köy? Yoksa daha çok tarla tarımı mı var? Genelde tarım var. Hayvancılık yapan çok hane yok. Yani 28 hane var. Köy 65 hane ama onlar da şey yani böyle 50 tane, 60 tane. En olmayan da 20 tane inek vardır. Koyunculuk var. Yaklaşık köyde 500 kadar falan koyun vardır. Hmm. Geneli ondan sonra hep bir daha çiftçilik. Çiftçilik ağırlıklı. Diğer Çerkez köyleri de mi aynı? Yani hep aynı. Hep aynı bu şekilde. Aynı. Yani bir kısmen hayvancılık, kısmen... Evet. Tarım yani tamamen atıyorum hayvancılığa uzmanlaşmamış ya da evet. Tamamen şeydi. Biraz herhalde coğrafya da alakalı. Ya bu coğrafya bir de atadan gelen bir şey mesela. Biz hiç bizim aile, dedem ve çocukları çiftçilikten anlamayız. Hmm. Bir tek amcam biraz yonca eker, mısır eker. Yani bana sorsan pulluk ne? Yani tırmıkla pulluğu bir tek onu bilirim. Yani sürmesini falan hiçbir şeyini bilmem. Ekmesinden anlamam. Her şeyini ben hazır alıyorum. Ama hayvan dersen de ciğerine kadar bilirim. İneğinden tut, koyununa, kuzusuna. Bir tek keçiden anlamam. Keçi pek de yok zaten herhalde. Keçi pek de yok. Köpek derseniz çeşit çeşit köpekler var. Evet. Benmai çeşit köpek var. Evet. Finosundan tut da evet, kangalına kadar her şey var. Hatta şey dikkatimi çekti. Gelir gelmez mesela hayvanın bir tanesinin gözünde hafiften bir intihap vardı. Hemen fark ettin yani. Evet. Çarpmış onu bir yere. Yara olmuş. Hmm. Muhtemelen demire çarptı orada. Ya bakmazsan göremezsin. Bakacaksın göreceksin. O yüzden de hayvanın başında olacaksın. Aynen öyle. Bakımını kendin mi yapıyorsun yoksa yardım alıyor musun? Genelde kendim yapıyorum. Yardım eden arkadaşım da var. Hmm. Böyle birlikte götürüyoruz işte. Aldın, götürdün, yetiştirdin. Şimdi besiciye sattın. Biraz da işin o tarafından bakalım. Şimdi besici senden bunları fiyatları tahmini söylüyorum. İşte 5000 lira, 4000 lira arası bir rakamla satıyorsun diye tahmin ediyorum. Doğru muyum? Aşağı yukarı. Yani 3 aşağı 5 yukarı o fiyatlarda. Şimdi onlar aldılar bu hayvanları. İşte senden aldıktan sonra en aşağı bir 10 ay gibi bir süre bakmak zorundalar galiba değil mi? 8 ay baktım yeterli oluyor. Oluyor çünkü hayvan. Oluyor. Yani şu arkamda gördüğünüz hayvanlar şu an evlim ortalama 5 aylık falandır. Bu hayvana 8 ay baktım mı 350 kilo hiç bana mısın demez. 350 kilo karkası rahatlıkla görebilir. Kendimiz de bakıyoruz çünkü. Peki bir besici için son dönemdeki fiyatlarla şeylerle değerlendirirsen yani onun için mantıklı mı? Hani sen bu işin sonuçta alıyorsun, satıyorsun, baktığın da var eyvallah ona da bir şey demiyorum ama sonuçta bunun ticaretindesin bir nevi. Baktıklarımız para kazanmıyor.
Besi'deki danalar hiç para kazanmıyor. Onlar sadece şimdi orada kumbara olarak duruyorlar. 80 milyon lira bir çuval yem. Yani arpa 55 milyon liraya düştü. Sağ olsun onu 5 lira düşürdüler de. Yem hala düşmedi. Girdiler çok pahalı. Yani besiciler de bu işi yapmazlar. Şimdi adam elindeki malı kestirecek. Benim daha önce dana verdiğim insanlar var. Evet. Görüşüyorum. Danalar olmuş. Danaları kestirecek ama yerine dana koymayacak. Neden diyorum abi? Ben bu maliyetlerle dana alıp, bu paralara dana alıp, bu paralara yem alıp yedirim mi ne kazanacağım? Hadi hesabı yapalım diyor. Adam şimdi oturuyor hesaplıyoruz. Hayvan başı 150-200 lira para kalıyor şu günkü piyasada. Evet. Et fiyatları düştü. İşte yem maliyetleri arttı. Ivırı zıvırı. Her şeye zam geldi. İlaçı pahalı. Yemi pahalı, samonu pahalı, 15 lira samonun balyesi evet. Geçen hafta geldi. Yani düşün. Nasıl baksın, nasıl kazansın? Süt para yapmıyor. İnsanlar da haklı. Bir de finansman maliyeti var. Sonuçta bir para yatırıyor bu işe. Tabii yani canım. Senin şimdi bu işletmeye çok bir para harcamamışsın. Kendi imkanlarına yapmışsın ama büyük bir işletme yapmaya kalksa milyon mertebesinde para harcayacak. Evet. Hayvan da keza aynı şekilde. İşte 100 hayvan olsa 5000 liradan 500 bin lira gibi sırf hayvan. Evet. Bir o kadar da yem maliyeti aylık var. Aylık 500 lira bir hayvanın şimdiki şeylerde, şimdiki maliyetlere göre bir hayvanın aylık 500 lira 500 maliyeti 8 var. 8 ayda 4000 lira gibi bir rakam yapıyor. Evet, 5'e alacak 9000 lira zaten bunu mal edecek. 9000 lira. Yani 3 aşağı 5 yukarıda artısı eksisi olur atıyorum 10 olur 8 olur. Tabii. Ama ortalama 9'da kaldığını farz edelim. Evet. Şimdi 350 lira kaç para şu an kesin fiyatı? 28-29 arası. 28-29 arası. Hani iyi ihtimalden gidelim. 30 liradan gidelim. Biraz da işin kolayına kaçalım. 10.000-10.500 lira para topluyor. O da farazi bir rakam. Yani evet. Ki biz biraz daha iyi niyetten hesapladık. 30 lira gibi bir rakamdan hesapladık. Evet. Öngörün ne peki? Ne olabilir? Yani her mesela sabahtan hayvan pazarındaydık. Sen de oradaydın. Herkes diyor ki yılbaşından sonra. Sence yılbaşından sonra nasıl olur? Umut fakirin ekmeği diyorlar ya. Bu da o işe benziyor. Hı hı. Yani şu gidişatla Türkiye'de hayvancılık falan kalmaz. Ben şimdi köylere bakıyorum. Yani herkes satıyor. Yani ineğe, adam bir kere şans veriyor ineğe. Tohumluyor. Eğer tutmazsa hemen bıçağa gidiyor. Çünkü süt para yapmıyor. O adama bir getirisi yok ineğe. Sürekli adamın cebinden yiyor. Bu civar köylere bakıyorum. Şimdi 1.70 süt yem ona keza pahalı. Ya gidin mezbalara. Bugün her hafta 150-200 tane inek kesiliyor. Evet. Yani yazık günah. Ya bu sen sen bu Gönen'de yani. Tabii bu Gönen'de olan şey bu. Gönen'den bahsediyorum zaten ben size. Bunu ve Türkiye geneline yayıldığını düşünün. Sen bu yani bu politikaları düzeltmediğin sürece ne hayvancı kalır, ne çiftçi kalır, hiçbir şey kalmaz. Herhalde bu yani bu bölgede ithal hayvanla çok çalışıyorlar mı bilmiyorum. Herhalde çok ithal yurt dışından getiren de yok galiba. Yani Gönen bölgesinde pek yok. Yani genelde iç pazardan çalışıyor. Evet. Ama kur artışları dövizdeki illaki hayvancılığı çok etkiliyor. Tabii. Bunun karşısında da sermaye olarak benim son günlerde gözlemlediğim, son iki ayda daha doğrusu gözlemlediğim besici ya da süt üreticisi olsun sermayeleri yarı yarıya tabii. Erimiş durumda. Yani, tabii. İşletmelerini küçültmeye gidiyorlar. Dediğin gibi hayvanlarını kestirmeye, özellikle sütçüler kestirmeye gidiyorlar. Baktığında sabah biri şöyle bir şey söyledi. Dedi ki eğer bir sütçü para kazanmak istiyorsa hayvan başı 30 litre süt almak zorunda. 30 litre de ülkemiz için çok ciddi bir rakam yani. Evet. Hani sizler belki Gönen'de yakalıyorsunuz ama diğer illere baktığında yakalayamıyorsun. Bu hayvanları pazarda görüyoruz, getiriyorlar, şey yapıyorlar. Neden inek, yani kasaplar neden bu ineği tercih ediyor? Yani neden? Ona da çok ciddi bir talep var sonuçta. İneğin eti daha ucuz. Hmm. Dana kesimi 28 lira ise inek kesimi, karkas 22 lira. Ama tezgahta hepsi sonuçta, aynı. Sonuçta evet, tezgahta hepsi aynı yani. Tezgahta hepsi aynı, değişen bir şey olmuyor. Genelde tabii. Öyle olunca da 3 lira daha aşağı verir adam. Koyunla da bir yandan girdim diyorsun. Evet. Koyuncuk işine de. Daha önce yapmış mıydın onun? Çok önceden vardı. 10 yıl, 15 yıl önce falan vardı. Bir de 2014'te 100 tane kurbanlık bakmıştım. Hmm. Onda da bu gördüğünüz yerin yerine eniştemle beraber ağaçtan saya yapmıştık. Gene maliyetsiz. O gün için 1000 liraya yapmıştık onu. 100 tane koça rahat bakabilecek bir şekilde. 2014'te en son işte 100 tane kurbanlıkları sattım. O için de o zaman cılkı çıkmıştı. Hiçbir şey anlamadık böyle yani. Sadece yatırdığım parayı aldım.
O da zoraki oldu. Çevremizin hatırına sattık hayvanları. Ondan sonra dedim bir daha yapmayacağım ama gene bu iş hastalık işi derler, koyunculuk işi. İşte gene tek tük topladık. Amcamın orayı karıştırdık. Şimdi burasını yaptık. 30-40 tane buraya koyarız. Onlar kuzladımı biraz daha büyütürüz. Yavaş yavaş bir şeyler olur yani. Koyun için bozuk para gibi derler ya. Yani kumbara. Büyükbaş ana çalsan, işte hamdivi alsan mesela, atıyorum bir yaşında alacaksın. 1,5-2 yaşına doğru doğumlayacaksın. Doğumu 2-2,5 yaş, 3 yaşına tekabül edecek. İşte onun gelişmesi falan filan. Geri dönüşü bayağı uzun. Ama tabii, koyunda biraz daha erken galiba. Tabii 5 ayda kuzuluyor. Şimdi benim oradaki koyunlarım kuzulamaya başladılar. Bugün aldıklarım da 40 gün sonra falan kuzulamaya başlarlar. İşte bakalım. Zaten 40 tane şimdi koyun kuzuladı mı, birer tane yapsa olacak 80 tane. İnşallah. Satmak gibi hiçbir niyet yok. Büyütmeyi düşünüyorum. Hepsi yürüyecekler inşallah. Bir yandan zaten bu ticareti devam ediyorsun. Ya bir yandan işte buradan bizim masrafımız çıkıyor. Eski kazançları hiçbir yok. Böyle çok büyük para kazanıyorum diye söyleyen adamların hepsi yalan söylüyorlar. Öyle pazarda da görüp böyle çok asıp kesiyorlar ya, ben hayvancılığı şöyle yaparım, böyle yaparım. Öyle masa başında o işler öyle olmuyor. Evet. Biz işin içindeyiz. Ben sabah çizmeleri giyiyorum, akşam çıkartıyorum ayağımdan. Öyle bedava kimse kimseye para vermiyor. Kola ekmek de yok. Biz işin içinden geldik. Ben 6 yaşında, 7 yaşında dedemle ben pazarlara giderdim İstanbul'a. Oradan Trakya'ya. Oradan ne böyle alıcı inekler getirirdik. Buradan birkaç tane daha abimiz vardı o taraftan hayvan getiren. O zamanlar işler tatlıydı. O zamanlar süt para yapıyor. O zamanlar köylü para kazanıyordu. Buğday para yapıyor, arpa para yapıyor. Herkes böyle harman gelsin diye beklerdi. Şimdi adam alsam ne olacak acaba? Kaça düşecek? Ne olacak, süt zamlanacak mı? Acaba yem zamlanacak mı? Ne olacak, ne kazanacağım? Bilmiyor. Bir tane fire verdi mi? İne aldın 10 bin liraya buzağı denek. 11 bin lira bugün iyi bir inek. İnek bir aslanlı kestirdin 3,5-4 lira. O da risk. O da risk. Ya herkes korkuyor. İnsanlar şöyle bir önünü görseler. Şey dediler, benim şahsi fikrim de bu. Mesela son dönemde mevduat faizleri de, yani mesela bankaya para 1 milyon gibi para koysalar, işte aylık 20-25 bin lira gibi para alıyorlar. Yılda işte 250 bin lira gibi para ellerine geçiyor. Şimdi baktığında, şimdi sen bu, ciddi bir sermaye yatıracaksın. Canlı hayvan, eyvallah, kazanacaksın, şey yapacaksın. Ama bunun tabii bayramı yok, seyranı yok, gündüzü yok, gecesi yok, sürekli bakacaksın. Aynen öyle. O kadar para kazanabilecek misin? Muallak. Havada. Ki şu şartlarda kazanmıyor. Kesinlikle. Hatta zarar bile edebiliyor. Ama bunun kolayı var. Gidip bankaya yatırdın mı bu işin içinden çıkıyorsun. Şimdi bu işin meraklıları böyle çok zengin abiler var. Hayvancılık şöyle kazanıyor. Karşıdan davulun sesi hoş geliyor ya. Evet. Onlar hemen çiftlikler yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Parayı hemen yatırıyorlar. Ondan sonra kazanmamaya başladı mı hepsi? Hemen kapıyı kilitliyorlar. Hadi paralar bankaya. Kazanmış, zarar etmiş, adamın umurunda mı? Değil. Ama ne yapıyor? Büyük çiftlikler bu köylüyü işte öldürüyorlar. Ne oldu? Köylünün var mı? Herifin 5 tane ineği var. Onlarla geçinmeye çalışıyor insanlar. Hı. Büyük adamın umurunda mı? Senin mal para yapmış, yapmamış. Adam kilitler kapısını, yatırır bankaya parasını, alır faizini alır, ne yaparsa yapar artık, ya da başka işe girer. Ama köylünün öyle bir şansı yok. Bu köylüyü ya artık ne yapacaklarsa yapacaklar, bu köylüyü kalkınacaklar. Köylü kalkınmazsa Türkiye kalkınmaz. Başka da çaremiz yok. Başka çare yok. Yani ağır sanayimiz yok ya da ne bileyim. Yok yok, hiçbir şey üretmiyoruz. Yani ne üretiyoruz? Bana biri söylesin, çıksın da biz şunu üretiyoruz desin. Bunu biz yapıyoruz desin. Geçen akşam kahvede köylü abiler geliyor. Şimdi civar köylüler genelde bizim köye toplaşırlar. Dedim abi nasıl dedim durum, hani hasatları yaptınız, memnun musunuz? Allah tamam dedi, geçen sene gübreyi aldık 50-55 liraya. Bu sene diyorlar 130 lira. Ben ekmem diyor. Yanındaki ben de ekmeyeceğim diyor. Öteki diyor ben de ekmeyeceğim diyor. Bu fiyatlara ekilir mi diyor. Mazot oldu kaç para diyor. Gübre kaç para diyor. Nasıl ekeyim diyor. Nasıl çıkayım işin içinden diyor. Ne olacak böyle? Bankada biraz kuru param var diyor bir tanesi. Abi birkaç sene idare ederim diyor. Ondan sonra Allah kerim. Herhalde bir şeyler değişir o zaman Türkiye'de diyor. Ondan sonra ekip dikmeye başlarız. Olmadı diyor, damdaki hayvanları satacağım diyor. Böyle hayvanla bakamam ben diyor. Besiye mi pahalı? Süt para yapmıyor. Süt yemi pahalı. Ne yapsın bu insanlar? Elde avuçta ne varsa onlar yavaş yani yavaş. Yani hibe krediler çıkacak. Onları da gidiyor zenginler alıyor. Ya sen gel bu köylüye de ki arkadaşım ben sana 10 tane inek vereyim. Bana bunu işte 3 yıl ödemesiz ya da 2 yıl ödemesiz yavaş yavaş parça parça öde. Sen köylüye denilir.
Gidip de zengin iş adamını edinirmenin bir anlamı yok. Evet. Ama onlar ne yapıyor? İpotek gösteriyor, bilmem ne yapıyor. Sen gel buradaki öyle 5 tane ver ya. Adam da 5 tane ne kovsun damında? Çekeresin onun memesini, sağsın sütünü. Buzağısını yetiştirsin bir taraftan. Bir taraftan aşırı çıksın ama sütü de para yapsın yani. Süt de para yapsın. Adam kazansın, kazanmadan saldırmasın. Kazanırsa saldırırsın. Sütün yanında mesela doğan buzağı da destekleme veriliyorlar. İşte evet. Belli şartları var. İşte en minimum 350, maksimum 750 TL gibi bir para geçiyor. Evet. Bundan yararlanabiliyor mu köylü peki? Bundan yararlanıyorlar evet. Bu gene bir nebze bir merhem olmuyor mu arasında? Abi ne olur ya 350 liradan ne olur? Ne yani olur? Tabii evet zaten yani, tohumlama maliyeti bile. Tabii canım Allah Allah. 150 lira bugün normal bir tohum. İyisini attıracak oldu mu 350 lira? 350. O da tuttu tutmadı. Tuttu tutmadı belli değil. Belli tabii değil. Ya. Yani olan işin sonunda her zaman gariban köylü oluyor. Şey dağıtıyorlar mesela genç düve dağıtıyor. Şey genç çiftçi projesinde düve dağıtılıyor. Geçen sene 5'ti bu sene şey geçen sene 6'ydı bu sene 5 düve dağıtılıyor. O hatta son Urfa'da çıkan haberlere göre düveler beğenmemiş alıcılar. Zaten gelmemiş. Onlar da geri müteahhit firma hakkında suç duyurusunda bulunmuşlar. Evet. Bu bölgede faydalanan oldu mu bunlardan? Faydalanan oldu. Ben hatta merak ettim acaba nasıl hayvanlar geliyor diye. Bu ne dedim ya? Ya bu insanlar sen bunu domuzluk diye veriyorsun. O hayvanların hiçbirisinden domuzluk falan olmaz. Hiçbir şey olmaz. Onlar böyle küçücük inek kalırlar. Biraz ete giderlerse giderler. Onlardan inek falan olmaz. Ya yazık günah. Bırak damızlığı yani evde bile tutmaya gerek yok. Hiç bakmaya gerek yok. O hayvanın kahrı çekilmez. O hayvanlarda ne büyür ne bir şey olur. Hiçbir şey olmaz o hayvanlardan. Ya onlar ne oluyor? Burada aracılar devleti indiriyorlar işte. Sıkıntı bu. Devlet tersi takip edecek hali yok. Sana yetki veriyor. Sen işte o böyle aracı gidiyor. En son biri köylüye dağıtıyor. Ama sonuçta bunu seçim heyetinde devletin veterinerleri de var görevli. Yani abi var da demek onlar da pek bir şeyden anlamıyorlar. Ya da dediğin gibi hayvandan anlamıyorlar. Hayvandan anlamıyor demek ki. Sadece diploma iş yapmıyor. Evet diploma iş yapmıyor dediğin ya gibi. Nelerle karşılaşıyoruz? Diploma iş yapmıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Dediğim biliyorum ben de birçok gezdiğim yerde bununla ilgili çok ciddi tepkiler aldım. Çok isyan edenleri de gördüm. Ha iyi gelen de olmuştur, kötü denk gelen de olmuştur. Ama bunun genel ortalamasına baktığımızda genel olarak çok da memnun değiller diye biliyorum. Evet, basat. Burada da aldı arkadaş aldı ya. Ne yapacağım ben bunları diyor. Satamıyor da. Yani satılmıyor da dediğim gibi. Satamıyor. Herhalde 3 yıl satmama zorunluluğu evet. Öyle bir şey olması lazım. Hepsi deli, boğaya veremiyorlar. Tutulmuyor hayvanlar, uyuşturmadan tutulmuyor. Uyuşturduğun zaman da diyor işte olmuyor diyor. Öyle bakıyorlar bakalım ne olacak işin sonu. O da sonuçta bir şey yiyor ama sermayeden yiyor. Ya tabii canım Allah Allah. Adam iyilik değil aslında biraz kötülük da kötülük yapmış oluyorsun. Ya yani. İyisini versen bu adama. Balıkesir bölgesinde oturan adama gel buranın domuzunun. Nasıl bizim domuzumuzda bak ne kadar kalite bizim ineklerimiz var. Hı hı. Ne güzel düvelerimiz var. Gel bunu ya bir heyet görevlendir burada. Sadece bu bölgenin hayvanını. Sen bırak herkes kendi memleketinden alsın bunu. Hem buranın köylüsü kazansın. Evet. Ve onunla şart koş. Yani gidin bunu üreticiden alın diye. Köylüden evet. Alın diye bunu şart koş. Pazardan da almasınlar. Köylüden tek tek tespit etsinler. Da köylünün hesabına geçirsinler parayı. Bu da kolay yani. Bu da yapılmayacak bir şey değil yani. Tabii sen mesela gidip tek tek bunlar erkeklerini topluyorsan sen evet. De toplayabilirsin. Tabii canım. Ya gel ben 10 tane mi alacağım? Bana çıktı mı 10 tane diyor. Giderim köylerden bulurum ben. Abi ben bunları aldım. Buyurun evrakları. Adamın hesabına para yatar. Ve düzgün domuzluk edinmiş olsun. Sen görmeden kara bahtına geliyor. Kara kaçan hayvanlar. Bunları domuzluk yapacağım diye umutla çoluğun, çocuğun, anan, baban girin içine uğraşın bakın. Hayvandan anlamayanlar çok iyi böyle bakıyorlar. Aa bunlar inek olacak. Oo süper hayvanlar gelmiş diye ama anlayanlar da bu ne diyor ya? Yanlık diyorlar. İndirirken kamyonla o gün. Yani aslında niyette kötülük yok diye tahmin ediyorum ama işin herhalde yürütülme kısmında biraz sıkıntı bilmiyorlar, var. Bilmiyorlar. Evet. Yürütme yani, kısmı sıkıntılı. Yürütmeyi bilmiyorlar artık ya da kimseyi zan altında bırakmak da istemem ama bence de daha düzgün bir şeyler en azından yani bir fayda sağlamış. Bu seneki İhale 20 bin hayvan üzerine yapıldı bildiğim kadarıyla. TİGEM'in yaptığı ihaleyi. Kez aynı şekilde şimdi 300 bin koyun da atılacak. Orada da inşallah bu tarz şeyler olmaz. Ne yani. Oldu 300 bin koyuna işte bizim hemen yakın köyümüzden bir abiye çıktı. Hı hı. 300 tane koyun. Evet. Yani geçenlerde vardı işte birkaç önce evet, söylüyor. Evet. Köylü 300 tane koyun da alacak öyle Facebook'larda bilmem nerede sosyal medyalarda haberler işte televizyonlar bas bas bağırıyor. Köylü artık tamam kalkınca görecek 300 tane. Koyun sevindik biz dedik. Aa biz de alırız belki. Ama 300 tane koyun alacaksan 300 koyunun kadar hipotek göstereceksin. 300 koyun bugün en kötü ihtimal birer milyardan 300 bin lira.
Kaç kişi de var köylerde 300 bin liralık ipotek? Herhalde yani şu köyü gezsek bir iki kişiden ya çıkar. Ya birkaç kişiden de çıkar. Evet. Ama çıkan adamların hiçbirinin o kadar ipotek yok. Hepsi kaldı işte. Şey almıyor mu peki hayvanı bir değer olarak mesela sonuçta işletmesinde hayvan vardır bu adamların ya da başka bir şey. Var da o kadar yok yani. Herifte var 30 tane 40 tane koyun. Çıkmış 300 tane koyun şansına. Ama o ipoteği gösteremediği için alamadılar. Çok kişi alamadı ya. Bu zenginlere yaradı ya. Bu iş hep zenginlere yarıyor zaten. Nedense biraz böyle oluyor. Biraz tabana inmiyor galiba değil mi? İnmiyor. Yapılan projeler. Kesinlikle yani inmiyor. Masada evet güzel yapılıyor, tasarlanıyor, şey yapıyor ama taban çok düşünülmüyor galiba. Biraz da halkın içine inip gezmek mi lazım? Halkın içine gezeceksin, dinleyeceksin bir de böyle oturacaksın, yaşayacaksın ya. Gelsinler böyle bir adam görelim. Ya git desin şöyle bir hafta kal bakalım falan çok öyle. Bu adamlar ne yapıyor? Değil nasıl mi? Çile çekiyor? Adam sabah 6'da kalkıyor. Ben her sabah 6.30'da kalkarım. Hiç alternatif yok çocukluğumdan beri. 6.30'da kalkarım. Saat işte böyle 7'ye doğru evden çıkarım. İşin başına dikilirim. Bütün köyler öyle. Akşam da ezan oldu mu ancak evine girersin. Ya tamam i̇şte gezmiyor muyuz? Geziyoruz. Biz her şeye vakit buluyoruz ama hiç bulamayan insanlar da var. Benim köyümde bir abi var. 15 tane ineği var. 70-80 tane koyunu var. Sabah 5'te kalkar, akşam yatsıda anca işi biter. Adam o kadar çok koşturuyor. Sen işte destekleyeceksen böyle çalışan adamları bul, destekle. Bu adam üretmek istiyor bak. İnekleri çoğaltmaya çalışıyor, koyunları çoğaltmaya çalışıyor. Bu adam bir şeyler yapmak için çabalıyor. Ya bunlardan belli insanlar. Bunları kime sorsan gösterirler. Evet. Böyle bir adam bul ya da bir heyet görevlendir. Çıksınlar. Kim bu işi yapacak? Ya biz verelim, üretsin, hakikaten üretsin. Kimileri de şeydir yani böyle koparma derdine bakar. Öyle adamları eleceksin hemen. Bilinen adamlar var böyle belli başlı. Kopmuş adam ama devletten indirmeye bakar. Ya bedava. O da bir şekilde uydurur, indirmeye kalkar ama ona müsaade etmeyeceksin. Düzgün böyle beyefendi adam bulup zaten her köyden böyle insanlar verecek, birbirini destekleyeceksin. Tanıyor. Yani evet. İki gezip araştırma yaptın mı, şey yaptın mı, kimin bu işi yapıp yapmadığını evet. Zaten çok... Ya gidersin adamın mekanına bakarsın, adamın zaten halinden belli olur. Bu işi yapıyor mu bu adam, yapmıyor evet. Mu? Yoksa bu işin havasında, civasında mı? Neyine ona bakarsın, adamı çözersin zaten. Ona göre desteğini verirsin adama. Yıllar önce geldiğimizde bir Dirsi'yle tanışmıştık burada pazarda. Sen de tanırsın eski, o da besiciydi şeydi. Hatta o zaman işleri de bayağı iyiydi. Sonradan kasap dükkanları falan açtı, şey yaptı. Duyduğuma göre herhalde iflas etmiş kendisi. Evet. O sen onun için şey demiştin hatta. Ya onun biraz işten ziyade işin havasındaydı demiştin yani. Bu işte galiba çok kibire de çok gelmiyor öyle mi canım? Bu işler havaya civaya hiç gelmez. Ne olduğunu anlamazsın. Bir akşam da gidersin. Hiç belli olmaz. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Yavaş yavaş. Hani ne demişler, çok zenginim diye güvenme bir kıvılcım yeter, çok güzelim diye güvenme bir sivilce yeter. Aynen. Yavaş yavaş, biz böyle yavaş gidelim, yavaş yavaş. Bizde olsun 25 tane olsun, alemde olsun 100 tane ama benim kendimin olsun. Kredi falan kullanıyor mu Can Bek? Ya çok böyle bazen günlük krediler sıkıştığımız oluyor. Hemen öyle KMH'lar oluyor ya. Onlardan. Hemen onlardan hemen sonra işimizi görüp tabii hemen bu devirde hele son 6 aydan beri bankaların yanına sokulmuyorum. Özel bankalarda özellikle hiç yapmıyor. Özel de normaldi yani. Devlet bankasının da hiç işim olmaz yani. Bu faizler falan gidip Allah kimseyi düşürmesin bankalara. Biz yani, bankalardan kendimizi kurtardık çok şükür. Kendi öz sermayenle ne yapabilirsin evet. Yani? Peki sizin köyünüz küçük aile işletmesi olarak genellikle aynı senin yaptığın çapta tarzda yapıyorlar. Çok büyük yapmıyorlar ama burada mesela dışarıdan gelen birileri var demiştin. Onlar mesela kalkıp ciddi paralar yatırdılar. Evet. Onun size faydası oluyor mu? Yani? Bize ne faydası olacak? Bize dışarıdan gelen adamın hiçbir faydası yok. Onlar işte birisi koyunculuk yapacak, birisi büyükbaş hayvancılık yapacak. İki farklı kişi mesela dışarıdan geldi bizim köyden şimdi yer aldı. Hı hı. Bize faydası olmaz da burada hani işsiz güçsüz adam bulurlarsa, yanlarına çalıştırırlarsa çalıştırabilirler. Faydası yani köye o olur. Öyle başka hani ben bir yere gidersem, yerleşecek olursam bir köye gittiğim zaman sorup yani durumum da iyiyse giderim. Köyün bir ihtiyacı var mı? Varsa yardım, sen madem kocaman iş adamısın. Evet. Köyün bir ihtiyacı var mı? Camiye yapılacak bir şey var mı? Bir eksiği yediği var mı? Bir sorarsın, köyü faydan gelir. İnsanlarla böyle güzel tanışırsın, kaynaşırsın. Yani bence olması gereken budur. Bakalım gelsinler iyice bir yerleşsinler, bakarsın gelirler içimize kaynaşırlar, bir görürüz biz de. Ya tabii canım yani şimdiden şimdi, yapma belki de dediğin gibi değildir. Bakalım göreceğiz. Faydası da olur belki, oturup gider bir yenilik yapar mesela. Görmediğiniz ya da Avrupa'da olan ya da Amerika'da olan başka bir şey getirir.
siz de görürsünüz. Ya da ne bileyim güzel damızlık getirir, alırsın, satarsın. Abi getirse de bu saatten sonra kimse ben damızlık alayım da. İnsanlarda o heves kalmadı artık. Ben hayvan alayım da bakayım da para kazanayım, o hevesi falan kalmadı. Yani var bizim köyde 40-50 ineği olanlar var. Benim amcamın çocuğu da var mesela, var 40 tane ineği var ama ya o da inekçiliği bitirecek şimdi. Yavaş yavaş doğuranı satacak. Tohum tutmuyor da kestirecek, inekçiliği bitirecek. Kazanmıyor çünkü çocuk. Dizin gibi sen. Yani bir kuruş kazanmıyor. O yani şu girdiler. Ne yapayım diyor. Abi yavaş yavaş artık o da koyunculuğa döneceğim diyor. Koyunculuk mesela ilk defa herhalde bilmiyorum da koyun eti ya yani kuzu eti fiyatı dana etinin bayağı yukarısında. Yani hemen 10 lira gibi bir rakam var, evet, aralarında. 10 lira, evet, belki daha fazla. Bu neye göre arttı sence? Yani sen her iki işle de uğraşıyorsun sonuçta. Vallahi eskiden bu işler böyle değildi ama arz talep meselesi ya. Şimdi İstanbul'da açılan eskiden yoktu öyle. Kendin pişir, kendin ye yerleri falan böyle. O kuzu eti, Gönen kuzusu bir de meşhur. Evet, sizin kuzu dışarıda meşhur. Bu kadar şey değildir yani. Kuzu popüler değildir, o kadar pahalı değildir yani. Ama bizim burada yüksek Biga'da, Gönen'de, Bandırma'da kaliteli kuzu. Et yemişsinizdir tabii mutlaka. Tabii. Gayet lezzetlidir. Onun için daha rövaçta kuzu eti. Danayı ilk defa geçti. Yani 2010'da öyle değildi. Böyle kuzu eti daha düşüktü. Aralarında 6-7 lira gibi rakamlar olduğunu hatırlıyorum. Yani tabii 2010 yılından sonra kuzu yavaş yavaş danaya yaklaştı. Aa, danaya geçer mi falan ve kuzu eti danaya geçti. Cumhuriyet tarihinde galiba ilk defa dana et fiyatını geçmiş durumda diye biliyorum. geçti evet. Yani bir ara hatta işte küçük başın eti işte kokuyor, şey yapıyor diye tüketilmiyor ama şu an çok ciddi anlamda talep. İnsanlar işte uyduruyorlardı o zaman. Hep uydurma. Şimdi bir sektör çıkar, bir sektöre pislik atar, kendi sektörü canlansın diye. Evet. İsim vermeyeyim şimdi. Bir sektör çıkar, bir sektöre pislik atar, öteki sektör çöker, öteki sektör canlanır. Türkiye'de bu iş böyle olur. Şimdi dana sektörünün, kırmızı et sektörünün çöktüğü gibi nasıl fiyatlar yerlerde. Başka sektörler canlandı şimdi. Onlar daha çok kazanıyorlar. Ya ama öyle bir şey yok işte, herkes kazansın. Ben diye düşünürsen olmaz bu iş. Hatta bir ara herkes kazansın. Margarin firmaları mıydı şeyi çıkartmışlar mesela, tereyağından zararlı olduğunu, işte daha sonrasından işte şey dendi mesela, kırmızı ete alternatif şey, beyaz et alternatif oldu. Ne yaptı işte, kırmızı et kolesterol yapıyor, şey yapıyor. Ama sonunda insanlar bir şekilde dengeyi buldu. Baktığında aslında biraz daha geçmişe dönerek yaşıyor herkes. İşte köy yumurtası. Evet, tabii. Çok ciddi popülaritesi var. Aynen öyle. Gezen tavuk yumurtası. Herkes şimdi öyle şey kuruyor. Çiftlik. Karşı komşum. Hı-hı. Öyle tavuk bakıyor. Her gün günlük yumurta satıyor. 50 tane tavuğu var. İşte 30 tane, 35 tane yumurta yapıyorlar. Götürüyor bugün 75 kuruş. Hiç masrafı yok. Hiç oturuyor. Öyle geziyorlar. Koyunlar kendileri otlanıyor, çöpleniyor. Aslında o da mantıklı bir şey. Ama benim akrabalarım da var başka, böyle ciddi yapan da var yani, 2000 tane, 3000 tane böyle köy yumurtası, köy tavuğu bakanı. Onun da biraz suyu çıktı ya, yani ona da çok dışarıdan insanlar şimdi geldi, gördüler, işte duydular, hani dediğin gibi davulun sesi uzaktan hoş geldi, aldılar, yatırım yaptılar, şey yaptılar. Ama bunun şeyini hesap edemediler. Yani havaların her zaman güzel gideceğini düşündüler. Aynen öyle işte. Ama bunun kış olacağını ve yalnızca bunun işte dediğin gibi çöplenerek işte öyle olmadı araziden... Yani. Bir şeyleri ama öyle olmadığını, kışın bunun bir yem gideri olduğunu, yem gideri hastalığı, hastalığın ustalığı, çok tabii zor olduğunu, tavuk küçükbaş kanatlı sektöründe çok ciddi yani anında gider. Hepsi yani gider. Ondan sonra çıkmaya başladılar. Ha, biraz orada da mesela ayakta kalanlar iyi paralar kazanmaya başladılar. Ama işte ellemeyeceksin, herkes girsin böyle, merak eden merakını alsın. İşin acemileri giriyor işe, piyasayı allak bullak ediyorlar. Bu sefer o işe hakikaten böyle yıllarını vermiş. Yani bütün emeğini vermiş, eliyle, dişiyle, tırnağıyla çalışan insanlar, onlar o zenginler girdikleri zaman ne yapıyor? O adam kazanç düşüyor, hatta belki adam hiç kazanmıyor. Ondan sonra o çok meraklılar ya böyle. Hı hı. Onlar bakıyorlar, aa bu iş öyle değilmiş. Hemen kapıya kilidi vur. Aynı peki bizim bu kadar zengin gibi bir ülke miyiz ya? Herkes giriyor ediyor. Sonuçta bunlar sermaye işleri yani. Zengin ülke değiliz de herkes meraktan acaba nereden kazanabilirim? Nereden nasıl kazanabilirim? Herkes onun yolunda nasıl kopartabilirim? Benim bildiğim bir şey var. Herkes bildiği işi yaparsa her şey yoluna girer. Ama bugün öğretmeni de koyun bakmaya kalkarsa, imamı da inek bakmaya kalkarsa bu iş olmaz. Herkes mesleğini yapacak. Öğretmen gidecek okuluna. Çocuklarını okutacak. Yok geçinemem, yetmiyor maaş. E bu gariban köyde nasıl geçiniyor? Niye bizim ekmeğimize ortak oluyorsun? Ya bu gariban köyde nasıl geçiniyor? Herkes kurbanlık bakmaya çalışıyor. Evet. Bu insanlar sürüde çıkıyor 10 tane 15 tane erkek koç.
Onu diyor kurbana bırakayım da bari bir masrafımızı çıkartır bir şey. Abi bakmışın falanca köyden falanca imam getirmiş 50 tane koç. Falanca öğretmen bakmış. Falanca memur bakmış 50'şer tane. Ne olacak, sen bu adamın ekmeğine mani oluyorsun burada. Evet. Yani herkes böyle her şeyi atlıyor, merak ediyor. O çok para yapacak bu sene. Bu sene çok para yapacak. İşte herkes gördü. Bu sene gene merak edenleri de gördük kurbanda sonunu. Biraz biner liraya sattılar en son kalanlar. Sektörde kriz olması galiba biraz da yani kötü bir şey aslında da insanların zarar etmesi. Ben şahsına anma istemem yani. Kesinlikle sonuçta bir istemem. Ülkenin malı. Yani bu ülkenin insanları. Ama sektör kendini galiba biraz eliyor değil mi? Yani tabii ya, eleniyor. Eleniyorlar. Yani bunlar da özellikle şu dönem böyle kalbur çok hızlı çalışıyor şimdi. O evet. Elek kalburları vardır böyle. Sık endeli böyle. Eskiden genişti o, şimdi biraz daraldı. Çok hızlı çalışıyor böyle. İyice eliyor bu sefer. Artık böyle kalan kalacak, giden gidecek. Bu sene çıkartan tamam. Hatayı affetmeyecektir. Aynen öyle. Bu sene hata yapan gider. Özellikle hayvancılık üzerine oynayanlarda. Yani bence de şey yapar ama bunun da bence mevzuat olarak devlet önüne geçmeli. Dediğim gibi bu işi yapan insanlara destek versin. Yani gelsin sana bulsun, sana desteğini versin. Hatta sana avantaj da sağlasın. Sen kaç senedir mesela dede mesleği diyorsun değil mi? Dedenden geldiği için sana ekstra bir şey versin. Ben mesela ziraat mühendisiyim. İşte benim ekstra bir faydam şeyim olsun ki ben bu işlerden para kazanabileyim, hayatıma devam edeyim, başka evet. işlere sapmayayım. Yani bunun gibi mevzuatla bunu mesela Macaristan örneği, Ömer abi buradan kendisine de almış olalım. Onun orada gidip gözlemlediği bir şey var. Mesela sen tarımsal hayvancılık yapacaksın diyelim. Sana diyor ki hayvancılıkla ilişkili, tarımla ilişkili geçmişin ne kadar? İşte 10 senedir bu işi yapıyorsun. Normal kredi verirken ya da hibe alırken sen avantajlısın diğer süper işte. Dışarıdan girene evet. göre. Ya da ben bu işin eğitimini almışım, ben avantajlıyım dışarıdan girene. Bu tarz bir mevzuat yapılırsa, bu tarz yasalar da tutulursa en azından dediğim gibi köydeki üretici de hem korumuş olursunuz, sektöre giren süper insanlar olur. Da bilinçsiz davranmamış olur diye düşünmekteyim. Can Bey, şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi köyün yerleşkesi gerçekten çok güzel. Meralarınız falan var mı peki? Meramız var. Evet, köyde yeteri kadar mera var. Peki böyle bir meraları bol olan yılın 12 ayı dışarıda hayvanın kalabileceği bir yerde et ırkı damızlık yetiştiriciliği yapılamaz mı? Yani süt değil de tamamen et ırkı. Atıyor Angus'tur, Şavru'dur, evet, Limuzin. Evet, yapan da var. Bizim köyde ormanlarda mesela. Hatta o abi yaşlandı, artık bu sene yapamayacağım dedi. Yılın 12 ayı hep ormanda hayvanlar. Angus ırkı. Yani yazı kışı o hayvanlar biliyorsun yani etçil ırk. Evet. Dayanıklı, dirençli ırk. Yani gör orada ben ava çıktığım zaman görürdüm. Karın içinde orada buzağlamış. Buzağısını yalıyor. Buzağı emmeye uğraşıyor böyle. Ormanın içinde yani şu gördüğünüz yüksek dağlarda falan hep oradan böyle gelirlerdi böyle bizim köyün buraya dağlara kadar. Orayı gezerler, hayvanlar yayılırlar, karınlarını doyururlar. Bizim köyde de var şimdi. Baharda götürüyorlar ormana. Hı hı. Yine onlara hiç masrafsız. Büyükbaş hayvanlar. Şimdi Kasım'da getirirler artık. Yani havalar soğumaya başladığı zaman. Çünkü artık kışın kurdu var, çakalı var. Bir de evet. yiyecek bulma sıkıntısı var. Simenter olsa ne olacak yani? Sonuçta bu yem istiyor artık. Evet. Ama Angus'lar herhalde kışın yaz kış kalıyorlar. Angus'lar mükemmel ya. Yani yapabiliyor şey. Demek ki. Yani bunu şey yaptık. Bu dağ taş boş duruyor yani bildiğim kadarıyla. Her taraf mera ya. Ormanın içi mera. Ben bir köye gittim. Şimdi köye doğru, köy bir dağ köyü. Hı-hı. Köye doğru çıkmaya başladık. İlk baş çok böyle bir indik. Ondan sonra köye doğru çıkmaya başladık. Yavaş yavaş böyle sağda solda yerli hayvanlar görmeye başladım. Adamlara buradan 6 tane damızlık şey, boğalık dana seçtiler. Yerliler onları götürürken kamyonla. Böyle ilk defa da gidiyorum o köyde. Yani tarif abi oradan gireceğim, buradan gireceğim. Sonra çoğalmaya başladı. Böyle baktım sağa sola her tarafta tarlalıkların içi, ormanların içi yerli inekler. Hani böyle yerli dediğimiz böyle küçük küçük inekler onlar. Yani kesten 120-130 kilo falan et vardır üstünde. Ama o kadar çok ki anlatamam ben size. Sen o köye vardık. Köyün içinde bile geziyor hayvanlar böyle. Köyün içinde her taraf böyle hayvan. Boğalar var, buzağlar annesini emiyor. İnekler falan. Sonra adamı aradım. İşte adam bizi karşıladı. Abi dedim sizin köy kaç hane? Dedi işte 45 hane falan. Dedim hep böyle hayvancılık mı? Dedi biz başka bir şey bilmeyiz. Ne yapıyorsunuz? Vallahi en olmayan derede 40 tane dedi inek var. Hepimiz gideri bir yerde
Herkesin zaten kulak küpesinden hayvanlar belli. Ondan sonra dedim ne kazanıyorsunuz bundan? Hiç olmayan dedi her seneleri 20 tane kurbanlık hayvan satıyor dedi buradan. Dişileri senleri gelip bizden parayla alamazsın. Çoban falan yok. Bütün köyün merası ne kadar varsa civarını telle çevirmişler. O hayvanlar o sınırlarını dışarı çıkaramıyor. Aa çok güzel. Tarlaları ekmiyorlar. Hepsi yaylım. Hayvanlar geziniyor orada. Ama mera da mükemmel. Geniş bayağı bir mera. Dedim nasıl satıyorsunuz peki? Köyde bir kişi yetkili oluyor. Sende kaç tane var? 20 tane. Sende 30 tane. Sende 50 tane. Çok mesela herifte var 300 tane de kimisinde de. Ha, mesela kendi aralarında konuşmuşlar. Bu sene demişler biz bu kurbanlıkları kaçtan satalım? 8 bin liradan karar aldık dedi. 8 bin liradan köyden bu sene 150 tane belki kurbanlık dana satmışlar. En olmayan da 20 tane varmış. Nasıl para? Süper para. 160 milyar para yapar. Yani, hayır, bu evet. Hayvan senden yiyemiyor, bir şey yapmıyor. Sırf böyle yayılım. Ve bu hayvanlar... Bu Gönen'in bir köyü değil mi? Gönen'e yakın bir köy. Gönen'e yakın bir köy. Vallahi helal olsun. Kardeşim ağzına sağlık. O bahsettiğin köye de gitmek isteriz. İnşallah. Bahar ayında gelirsem inşallah götürürsün. İnşallah. Orada da güzel bir çekim yaparız diye düşünüyorum. İnşallah. Köyümüze geldiğiniz için, bize konuk olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah yani, birilerinin dertlerine böyle bir tercüman olmuşuzdur. Bence de olmuşsundur. Sonuçta dertler ortak. Evet. Yani sen yaşadığını anlattın. Dediğin gibi birilerininkine de ortak ifade etmiş diye düşünüyorum. İşin ve yerin hayırlı olsun. Gelmek fırsatını ilk defa buldum. Yani insanlar yurt dışından ithal edip getireceğine sen gibi bu işlerden anlayan kişilerin toplayıp bu tarz yaptıklarını biliyorum. Gelip buralardan almalarını ben kendine almanı tavsiye ediyorum. İnşallah. Ve misafirperverliğe herkese teşekkür ederim. İnşallah. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz bugün Gönen'deydik. Canbek dostumun işletmesindeydik. Girişte de bahsettiğim gibi kendisi çevre köylerden güzel simentel örkü, erkek buzaları topluyor. Besicilere bu hayvancılıkla işte alıp yetiştirecekler ya da aracılık yapacak insanlara satıyor. Sonuçta bir emek harcıyor. Çok güzel bir yeri var. 7 dönüm arazinin içerisinde kendi imkanlarıyla bir işletme kurdu. Burada aldı hayvanı 2-3 ay bakıp geliştirip satıyor. Sektörden bahsettik. Biliyorsunuz çok özellikle sütçüler çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Bunun da etkileri pazarda ineklerin kesimiyle pazara gelmesiyle sürüyor. Keza aynı şekilde besi hayvanları da çok para etmiyor. Ama 2019 yılının başında ben de düzeleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bunların cevabını hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bir program daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir işletmeyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayvanlarınızı doğru beslemenin anahtarı Integro Gıda'nın sunduğu Etten Süte sona erdi.